Başıboş sokak köpekleri İstanbul'da bir kişiyi canından etti. Fatih'te yaşayan zihinsel engelli Ayhan Özçelik yürüdüğü arazide sürü halinde dolaşan köpeklerin saldırısına uğradı. Sesini duyanlar oldu, yardıma da koştular ama çaba onu hayatta tutmaya yetmedi. Şu anda canımız yanıyor. Bu acı dinmez. Yazıkına benim kardeşimi parça parça yapmış köpekler. Yaşadıkları acı tarifsiz, olaysa korkunçtu. O çocuk engelli bir çocuktu. Zihinsel engelli adam gün ağarmadan geçtiği arazide köpek saldırısında can verdi. Kardeşimi paramparça ettiler ya. 40 yaşındaki Ayhan Özçelik Fatih'te bulunan bu boş araziden sabahın erken saatlerinde geçiyordu. Bizler bile mesela girdiğimiz zaman çekinerek giriyoruz yani buraya. Bu arazinin etrafı çitlerle çevrili ve tek bir giriş noktası var. İşte o da şu kapı. Ayhan Özçelik o kapıdan girdi. Araziyi şöyle bir gezdiğimizde yerde ekmek parçaları görüyoruz. Belli ki birileri bu köpekleri ekmek parçalarıyla besliyordu. Semt sakinlerinden duyduğumuza göre ise burada en az 10-15 tane başıboş köpek vardı. Burası kapalı bir alan. Tek insan buraya girdiği zaman köpekler insanların üzerine saldırıyor. İşte o başıboş sokak köpekleri Ayhan Özçelik'e saldırdı. Ayhan Özçelik vücudunun çeşitli bölgelerinden, özellikle boğazından çok ağır yaralanmıştı ve sesini belediyeye bağlı temizlik işçileri duydu. Onlar yardım çağırdılar bu bölgeye. Adamlar üstüne gittiği zaman hala köpeklerin patileri rahmetin üstündeymiş. Tüm çabalara rağmen hayatını kaybeden talihsiz adam gözyaşları içinde toprağa verildi. Yani bizim canımız yandı, başkasınınki de yanmasın. Burada bu dört gün içinde. Buralardan geçmez olduk, korkuyoruz. Olayın ardından harekete geçen belediye ekipleri özel mülk alanındaki sokak köpeklerini toplayıp 7 kule hayvan barınağına götürdü. Çocuklar sokağa gitsinler, insanlar rahatlıkla gelsinler. Yakınlarının bir başka tepkisi de hayvanseverlereydi. Tepkimiz ona. Bugün cenazemiz oldu burada. Bir tanesi gelmedi. Bu çocuk bugün iki tane köpek öldürseydi, dünyayı baştan yıkardı. Hayvanlara karşı değiliz. Ama yani illa insanlar ölmesi lazım.